Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 12. sınıf Milli Eğitim ders kitabından soru çözmeye devam edeceğiz. 2. ünite olan karbon kimyasına girişe geliyorsun. Sayfa 122'yi aç. Buradaki çoktan seçmeli sorulardan devam ediyoruz. 26. soru aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bir bileşik değildir? Arkadaşlar bakın şimdi yapısında karbon olup da organik olmayan bileşiklerden daha önce bahsetmiştik konu anlatım videolarında. Demiştik ki yapısında karbon olduğu halde organik olmayan maddeler, Karbon monoksit, karbon dioksit ve karbonatlı bileşikler. Bak karbonat kökü içeren bileşikler. Bu karbonat kökü içeren bileşikler sodyum karbonat olabilir. Tamam mı? Kalsiyum karbonat olabilir. Baryum karbonat olabilir. Bunlar da karbon olmasına rağmen organik değildir. Mesela H2, Jaws bunlar olabilir. Bunlar organik maddeler değildir arkadaşlar veya yapısında siyanür içeren maddeler yani HCN veya KCN, NaCN bunların hiçbiri organik madde değil. Karbür bileşikleri yani şu C-4 içeren maddeler alüminyum karbür örneğin tamam mı? Bunlar bizim için organik olmayan maddelerde yapısında karbon bulundurduğu halde. Bir kere organik maddede karbon kesinlikle olması lazım. Hidrojen olmak zorunda mı? Hidrojen olmasa da olur. Mesela CC4 organik bir maddedir burada karbon, hidrojen, oksijen zaten direkt organik madde bunlar. Şurada ise karbonat köküm var. Karbonat köküm olduğundan dolayı organik değildir diyorum. Cevabım A seçeneği. E seçeneğidir. 27. soru. Organik bileşiklerle ilgili yargılandan kaç tanesi yanlıştır? Doğadaki sayıları anorganik bileşiklere göre azdır. Hayır arkadaşlar. Çok çok daha fazladır. Anorganik bileşikleri 3-4 milyon civarı iken e Organikler 300-400 milyon civarı olduğu varsayılıyor. Bir yanlış. Tepkimeler oldukça hızlıdır. Organik maddelerin tepkimeleri yavaştır. Bu da yanlış. Ana kaynağı canlıdır. Organik latince'de canlı demek zaten. Ana kaynağı canlıdır. Doğru. Erime ve kaynama noktaları kovalent bağlı olduğundan dolayı biraz daha düşük. Bunlarınki yüksektir demiş. Yanlış. Genellikle yanıcıdır. Evet yanıcı. Ve yandığında ise karbondioksit de su açığa çıkıyordu. 3 tanesi yanlış oldu bizim için ee, cevabımız C seçeneğidir. Geçiyoruz. Bir diğer sorumuz olan 28'e. E. Ee, Moleküle ile ilgili yargılanan hangisi doğrudur diyor. Bak bundan bir önceki derste hata yapmıştım. Daha sonra yorumlara yazdım. E, düzelttim. inşallah görmüşündür. Asetilenin e, V0 gösterimi şu şekilde. Merkez atomumuza A diyorduk. Merkez atomu merkez atoma bağlı atomlar ise x diyorduk. Şimdi ya şu karbonu merkez atomu seçeceksin ya da bunu. Ben bunu seçtim. Buna bir tane buradan bağlanmış. Bir de buradan bağlanmış. iki tane bağlanmış. A x 2 diyoruz. Merkez atom üzerinde elektron çift olmadığından dolayı bir sıfır gösterebimiz A x 2'dir. Tamam mı? Diğer videoda hani şu sorunun çözümünde baktıysan eğer buna hata yapmıştım. Yorumlara da yazdım. Onu da belirteyim. Tamam. Şimdi iki doğru mu? Doğru. Karbon atomlar SP hibritleşmesi yapmıştır diyor. Karbonumuz şu şekilde tekli bağ yapıyorsa sp küp. Şöyle ikili bağ yapıyorsa sp kare. Üçlü bağ yapıyorsa sp hibritleşmesi oluyordu. sp hibritleşmesi evet. Karbon atomlarının hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri ucucu örtüşerek pi bağ oluşturur demiş. Burada karbon atomlarında hibritleşmeye katılmayan e, hani pi bağımız ucuca örtüşerek pi bağ oluşur mu? Pi bağ arkadaşlar yan yana örtüşerek oluşur. Ucuca e, o örtüşerek oluşan bağlara biz sigma bağı diyoruz. Bu yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. 29. soru. Basit formüle sahip bileşiğin gerçek formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi A seçeneğine baktığımızda C2 böyle yazarsak daha net göreceğiz. H4 o2 sadeleştirdiğimizde bu basit formüle sahip mi? Evet bu olabilir. Şuna bakalım. C2 hidrojenimiz 2 burada. 2 de şu iki. genişlet. Burada toplam 4. Oksijenimiz de 2'den sadeleştir. Oldu mu? Oldu. Şuna bak. 2 tane C'm var. Hidrojenin 3 3 daha 6. Oksijenin bir tane sadeleşir mi? Sadeleşmez. Buna benzedi mi? Benzemedi. Demek ki basit formülü. Bu olan bir maddenin gerçek formülü C seçeneğindeki gibi olamaz. Diğerlerine de baktığın zaman sadeleştir C H2O oldu. Oldu. E de zaten B birbirine e E'ye de olur deriz. 30. soru. CH ve O elementlerinden oluşan bir organik bileşin 0.3 molünü yakılınca 0.6 mol karbondioksit, 0.9 mol H2 oluşmakta ve 0,9 mol oksijen harcanmaktadır. Bu organik bileşim basit formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Buna benzer soruları bir önceki e, videoda açık uçlu soruların çözümünü yaparken çözmüştük. Yine yazıyoruz. Aynı şekilde çözeceğiz. Değişen bir şey yok. CHO yanması demek oksijenle tepkimeye girmesi demek O2 tepkimeye girmesi sonucunda ise her zaman karbondioksit ve su açığa çıkıyordu. Şimdi kaç molünü yakmışız? 0 3 molünü değil mi? Ne kadar karbondioksit çıkmış? 06 mol çıkmış. Ee, açığa çıkan suysa 09. Bunları yakmak için gerekli olan oksijenimiz ne kadarmış? 09. Ne yapıyorduk? Bunları tam sayıya çeviriyorduk. Değil mi? Her birini 03'e bölersek 1 kalır, 3 kalır, 2 kaldı. 03'e böldüm. Bak 3 kaldı. Bunları katsayı olarak getirip yazıyorduk. 2 3 3, 1. Şimdi sağ taraftaki karbon varsa solda da 2 karbon olması lazımdı. Tamam. Sağda 3 çarpı 2'den 6 hidrojen varsa solda da 6 hidrojen olması lazım. Tamam. Sağda 2 iki çarpı 2'den 4 oksijen burada. 3 de burada 7 oksijen var. Solda ise 6 burada 7 olması için buraya da 1 yazacağım. Yani benim bileşiğimin formülü ne oldu? C2H6O oldu. Zaten bu en basit hali. Basit formül de bundan ibaret. Cevabımız D seçeneğidir. Gördüğün gibi bu tip sorular çok zor değil. Mantığını kavradıysan zorlanmadan çözebilirsin. 31. sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi elmas ve grafit için doğrudur? Şimdi elmas ve grafit karbonun allotroplarıydı. Karbon şu şekilde düzgün dört yüzlü gibi dizilirse elmas. E, altıgen hallerde böyle birbirine tabaka gibi dizili ise de grafit diyorduk. Tamam mı? Grafit elektriği ve ısı iletirken elmas yalnız ısı iletiyordu. Ee, bakalım karbon atomu altıgen halkalar şeklinde elmas altıgen değil. Bu ikisi için ortak değil. Allotroptur. Evet allotrop. Allotrop ne demekti? Bunu da hatırlatalım. Allotrop dediğimiz şey aynı atomların doğada farklı diziliş, dizilmesiyle oluşan elementlerde Bunlar farklı dizilmişler. Birisi altıgen, birisi düzgün dört yüzlü. Bu yüzden allotrop. Cevap B seçeneğidir. Bileşik diyor. Hayır ikisi de element. Elmas elektriği iletmez. Çok serttir. grafit sert değil ki kalem uçları, kurşun kalem uçları grafit mesela çok yumuşak. Hemen kırılıyor değil mi? 32 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis formülü yanlış verilmiştir diyor. Hidrojen Son katmanda 2 elektrona tamamlama. Diğerleri 8'e tamamlamana bakalım. Karbon 8 olmuş. Buradaki oksijen 8 olmuş mu? Hayır bak. 4 tane var. 8 olmamış. Şuraya 2 tane daha koymalıyız. Elektron çifti. A seçeneği direkt yanlış. Löp diye çıktı. Diğerlerine baktığında karbon 8, karbon 8, oksijen 8, oksijen 8. Sıkıntı yok. Karbon 8, karbon 8. Tamam. Oksijen 8, karbon 8, karbon 8. Burada da karbon 8. Hidrojenlerde zaten ikişer. Diğerleri de doğru gördün. 33. soru. Hangisinin v gösterimi yanlıştır diyor. h 2 o Önce Lewis formülünü yazman lazım h 2 onun Oksijenin şu şekilde kırık doğru gibi bağlanıyordu değil mi? Merkez atomu A. Merkez atomu bağlı atomlara X. iki tane var. Üzerindeki elektron çifti ise merkez atomu E idi. İki tane de elektron çiftimiz var. A, X, 2, E. Bu doğru. BH2, B, 2 B'nin yapısı şöyle. Tamam mı? Ee, merkez atom A. Merkez atom bağlı atomlarımız X'ti. iki tane var. AX2. E, bu da doğru. C2H4 demiş. C2H4'ü şöyle göstereceğiz. Bu da etilen. Tamam mı? Merkez atom ister şu karbonu ister diğerini al. Fark etmez. Ben bunu aldım. Merkez atomum A. Buna bağlı atomlar. Birinci şu taraf birinci atom. ikinci atom. Üçüncü atom AX3. Merkez atom üzerinde elektron çifti yok. AX3 olması gerekiyor. Ama burada AX4 demiş. C seçeneğimiz yanlış. Tamam mı? Diğerleri de doğru oluyor bizim için. Geliyoruz 34. soruya. Bileşindeki sigma ve pi bağ sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bunu net bir şekilde görmemiz için ne yapmalıyız? Açmalıyız. Yukarıda açalım bunu. C'mize 3 tane hidrojen bağlı yazdık üç hidrojeni. Tamam mı? Ee, bir tane C bağlı. Bu C'ye üçlü bağ var. Tamam. Yine bir C. Hidrojen bağlı. Ee, i̇kili ik bağımız var. C'miz. Bak şuradayız. Bir ikili bağ var. C. Hidrojen bağlı. C. Buna da üç tane hidrojen bağlı yine. Tekli bağlarımız sigma bağ. Birinci bağdan sonra oluşan bağlarda pi bağıydı. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, şu ilk bağ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sigma bağımız var. Birinci bağdan sonra oluşan bağlarsa pi bağdı. Birinci pi, ikinci pi. Üçüncü pi, dördüncü pi. Dört tane de pi bağımız var. Cevabımız D seçeneğidir. 35. soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül formülü basit formülü aynı değildir? Şimdi eğer sadeleşmiyorsa yani en basit hali e, gerçek formülü eşit demektir. Bak 5 ile 12 aralarında asla sadeleşme olmaz. Gerçek formülü ile molekül formülü bu e, gerçek formülü ile basit formülü aynı. Şimdi şuraya baktığın zaman C2H6O herhangi bir sadeleştirme yapabilir miyim şu aşağılarda sayılarda? Hayır. Gerçek formülü basit formülü aynı. Buraya bakıyorsun herhangi bir sadeleştirme yapabilir miyim? 3'ü 1 1 arasında asal. Sadeleştirme yapamıyoruz asalsa. Ee, gerçekle basit formül aynı. 3 ile 8 de yine kendi arasında asal. Ve bundan arasında da sadeleştirme yapamayız. Basitle gerçek aynı. Şuna baktığımızda 2 tane C, 4 tane hidrojen, 2 tane de O2 var. 2 ile sadeleştirecek C, H2, O olur. E, sadeleştir. Basit formülü gerçek formülden farklı oldu. Cevabımız B seçeneğidir. 36. soru. C atomuna ait bağ oluşumu, oluşum şekli ve bağ sayısı aşağıda verilen bileşik organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur diyor. 3 tane sigma bir tane de pi bağ var. Hmm. Şimdi şöyle bir şey pi bağ varsa ikili bağımız olacak. 3 tane de sigma diyor. Ne olabilir? Karbon e, SP, sp kare bitleşmesi yapmıştır diyor. Karbon e, SP kare yapmış. Pi bağ varsa SP kare bitleşmesi yapmıştır. Bu bir doğru. Şimdi bunun molekülün şeklini çizmemiz lazım senin bu bunu tam olarak anlamak için. Bu ne olabilir? Bak şu olabilir bu. Şöyle oksijenle bağ ikili bağ yapar. Tamam mı? Bak böyle bir madde olabilir. Kafamdan salladım. Aklıma gelen şey. 3 tane sigma var burada gördüğün gibi. Bir tane de pi var. Bu molekül olabilir bu. Bağ açısı 109.5'tür diyor. Bağ açısı 109.5 olduğu durumlar düzgün 400 durumlardır. Yani hepsinin tekli bağ olduğu durumlardır. Burada pi bağ olduğundan dolayı 109.5 olmaz. Tamam mı? 120 derece olur. Pi bağ varsa tekli böyle ikili bağ varsa 120 derecedir. İki yanlış. Düzlem üçgen geometrisine sahiptir. Birinci yön, ikinci yön, üçüncü yön. Evet düzlem üçgene sahip. Doğru. Cevabımız 1 ve 3. E seçeneği. 37. sorumuz. Bu sorumuz da bu videonun son sorusu olsun. Ardına ara verelim. Tamam mı? Şurayı bir temizliyorum. Yine hesaplama sorusu çünkü. Biraz farklı bir hesaplama sorusuna benziyor. Bir organik bileşiğin 8.8 gramı yandığında 22 gram karbondioksit 10.8 gram su oluşmaktadır. Bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi organik bileşiğimizin içinde karbon, hidrojen ve oksijen olduğunu varsayıyorum. Oksijeni de tepkimeye soktum. Karbondioksit ve su açığa çıktı. Tamam mı? Şimdi kaç mol su, karbondioksit çıkmış? 22 gram diyor. En eşittir. M bölü MA formülünden hemen bunun molünü buluyorum. 22 gram MA'sı karbondioksit hesaplarsan 44 yapar. 22 bölü 44'ten 0,5 mol. Şurası 0,5 mol. Geliyoruz suya. 10.8 gram diyor. 10.8 bölü MA'si suyun 18 böldüğünde e, 0,6 mol mu yapıyor? 5 tane de 90 oldu. Evet 0,6 mol. Bu da okey. Tamam mı? Hocam bundan sonra ne yapacağım? Diğerleri gibi bak oksijen ve e, Baştaki bileşim molini vermemiş. Bundan sonra şöyle yapacaksın bak. Daha önceki çözümlü sorulardan farklı bu soru. Benim atom sayılarım hep eşit değil mi? Yani sağda 0.5 mol karbon varsa solda da 0.5 mol olması lazım. Sağda 1.6 çarpı giden 1.2 0.6 çarpı giden 1.2 hidrojen varsa solda da 1.2 mol hidrojen olması lazım. Oksijene bakıyorum. Şimdi oksijen 0.5 çarpı giden 1 burada. 0.6 çarpı 1'den 0.6 da burada toplamda 1.6 var. Solda da 1.6 olacak ama şuradaki oksijenin kas sayısını bilmediğimden dolayı 1.6'nın ne kadarı burada ne kadarı şurada ayırt edemiyorum. Tamam mı? Bu yüzden böyle sorularda şu bulmuş olduğum karbonlardan ve hidrojenin mol sayısından kütlelerini hesaplayıp 8.8 gramdan çıkartarak oksijenin kütlesini buluyorum. Oksijenin kütlesini bulduktan sonra M bölü MA'dan molünü hesaplıyorum. Şimdi 0.5 mol karbon kaç gram demek? 0.5 eşittir M bölü 12'den 6 gram. 6 gram karbon varmış. Hidrojen'e bakıyorum. 1.2 mol emini bilmiyoruz. Emasid hidrojen 1 çarptığın zaman 1.2 gram da hidrojen var. Topladığın zaman 7.2 gram. Bileşiğin tamamı 8.8 gram olduğuna göre geriye kalan 1.6 gram da oksijendir. Bak gramı bu. Molü değil. Molünü bulacağız. MA son 6. 1.6 bölü 16'dan 0.1 yaptı. Molü de 0.1'miş. Getirdim. Buraya yazdım. Tamam mı? C 0.5 H 1.2 O 0.1 Benim bileşim bu. Ardına basit formülü bulmak istiyorsan en küçük tam sayı yapıyorsun. Hepsini 10 ile çarpsak C5 H12 O yapar. He, benim basit formülüm budur diyeceğim. Var mı seçeneklerde? Var. Cevap E şıkkıdır. Bu tip soruların çözümü hep bu şekilde. Eğer bunları çözmekte zorlanıyorsan hemen konu anlatım videoları var. Organ içerisinde basit formül hesaplama soruları var. Oradan bakabilirsin. Veya da 10. sınıfta mol kavramında mol problemleri var. Mol problemleri arasında formül bulma videolarına bakarsan bu tip soruları pekiştirebilirsin. Bu dersimiz burada biter. Bir sonraki derste 38. sorudan devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar kendine iyi bak.